Babam bir gün anlatıyor. Safiye, annem de köylü ya. Zengin diyor hani. Hanım dedi giyin. Bizzat annem ağlayarak anlattı. Ama bunu bana nasıl yaptın demişti. Ondan sonra dedi ki babam biraz şeye girdi. Şey deniyor yani. Biz varız dünyada daha ne deniyor? Ya dedi hanım dedi böbrek lazım bana dedi. E demiş ne bilsin köylü kadın buna doku tutuyor mu tutmuyor mu? Ya herkesin oluyor mu? Oluyor, oluyor. Evet hadi gitti giyindi gel. Hadi beni götür böbreğimi vereyim sana. Ondan sonra babam hakikaten öyle. Hemen binmiş. Babam almaya da çalışmış kültürlü bir insan. Bakayım hakikaten ne yapacak? Binmiş. Bak. Böyle bir evlilik yani. Böyle bir evliliği, böyle bir anne ve babam vardı. Binmiş. Hadi dedi. Hemen hiçbir şey yok sorgulamadan. Hani tahlil mahalli bilmez ki köylü kadın. Okuma yazması zaten yok. Benmiş. Anne böyle mi oldu? Ağlayarak beni nasıl denedin diyor ya. Ben tabii, başka ne yapacaktım oğlum dedi. Gelmiş. Binmişler arabaya gidiyorlar. Hiç konuşmuyorlar. Babam araba sürüyor. Böbreğini verecek. Binmiş gitmiş. Ta hastaneye kadar babam sarılıp ağlamış. Böyle bir. Şimdi bunu babam ölünce mezarında da söyledi. Böyle bir anımım vardı dedi. Öyle bir evlilik de var. Benim böyle bir anımım vardı diyor. Hastaneye kadar, pazar hastanesine kadar gitmiş. Hala şaka yaptığımı bilmiyor dedi. Sonra annem ağlayarak dedi ki beni nasıl denersin? Sonra işte gittik diyor balıkhanede. Balık yedik. Olmaz. Gönlünü alana kadar senelerce beni affetmedi diyor. Beni niye denedin? Ben sana, bana nasıl güvenmiyordun?